Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülmekte olan teleferik kazası ile ilgili mahkemenin bugünkü duruşmasında Antalya'mızın en büyük ilçesi Kepez'imizin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde halkın oylarıyla belediye başkanımız seçilen Mesut Kocagöz başkanımız bugün mahkemenin vermiş olduğu karar ile tahliye edilmiştir. Kendisi birazdan yatmakta olduğu cezaevine giriş çıkış yaparak işlemleri tamamlandıktan sonra da Kepez Belediyesi'ne gelecektir ve orada yurttaşlarımızla buluşacaktır. 12 Nisan tarihinde meydana gelen kaza sonrasında uzun süre tutuklu kalmıştır. Haksız yere tutuklu kaldığını düşünüyoruz. Geç de olsa mahkemenin bugün kendisi lehine vermiş olduğu tahliye kararıyla da Kepez halkına yapacağı hizmetler için bir başlangıç olmuştur. Bu dönem içinde zor şartlarda kalmıştır. Kendisi sağlık sorunları nedeniyle de biraz sonra belki basının da önünde göreceksiniz. Ciddi biçimde kilo kaybına uğramıştır. O nedenle biz bugün 6. Ağır Ceza'nın vermiş olduğu Mesut Başkan lehine tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz. İlk haber alır almaz da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmekte olan Genel Başkanımız Özgür Özel'e de hızlı bir biçimiyle tahliye kararını da ilettik. Tekrar geçmiş olsun. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve Antalya'daki Belediye Başkanımız ve örgütümüz bu dava sürecini büyük bir olgunlukla, sağduyuyla ve serin kanlılıkla takip etmiştir. Hepimiz bugün tahliye olması gerektiğini biliyorduk. Mahkemenin bu yönde verdiği kararı da şimdi coşkuyla Kepez Belediyesi'nin önünde yurttaşlarımızla, Kepez Belediye çalışanlarla ve tabii ki en önemlisi de sevgili ailesiyle birlikte kutlayacağız. Tekrar Kepez'imize, Antalya'mıza geçmiş olsun diyorum. Mesut Başkanımızın da... Genel Başkan, Cumhurbaşkanı yanında mı öğrendi? Sayın Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanımızın görüşmesi devam ederken biz bu haberi kendilerine ilettik. İkisi de aynı anda öğrenmiş oldu. Nasıl bir karşılama oldu onu öğrenelim aslında. Biz sadece buradan mesaj olarak haberi ilettik. Evet. Sayın Başkanım sizden de birkaç cümle alalım. Uzun bir süreçte. Şimdi Genel Başkan Yardımcımız zaten konuştu. Biz de uzunca süredir adalet tecelli edecek diye bekliyorduk. Bugün bu mutlu anı derdi. Öncelikle ailesine, sevdiklerine, Antalya'mıza, Kepez halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve Mesut kardeşim için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet tecelli etti. Bundan sonra da yarın da Antalya Büyükşehir Belediye Meclisimizde Mesut Kocagöz kardeşim yerini alacak ve meclisimizde onurla, gururla, azimle birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Şimdi onu planlayacağız. Planlayacağız şimdi. Ama toplanma yerini il başkanımız bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Şimdi cezaevine gitmeyeceğiz. Cezaevine gidecek arkadaşlarımız var. Bizi büyük alacaklar. Saat 8'de Kepez Belediyesi'nin önünde kendisini karşılayacağız. İkinci kez makamına oturma fırsatı bulacak. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Burada biz tabii cezaevine giderek oradaki güvenlik güçlerinin de işini zorlaştırmak niyetinde değiliz. Çok uzun sürdü. Duruşma sabah başladı. Hava çok sıcak. O nedenle bütün Kepezli dostlarımızdan, partililerimizden, Mesut Başkan'ı sevenlerden emniyet güçlerinin bu süreç içinde yardımcı olmalarını ve olayı bir onlar açısından da yönetebilir kılmaya özen göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Evet, sabahtan beri izlediğiniz davayı herhalde. Evet. Nasıl tutuyorsunuz? Yani biz tabii bu davanın başından beri 28 Kasım 2023 tarihinde ANET firmasındaki yönetim kurulu başkanlığından istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi Kepez Belediye Başkan aday adaylığına müracaat eden Mesut Kocagöz'ün 4,5 ay sonra meydana gelen elin bir kaza dolayısıyla sorumlu tutularak bir belediye başkanı kimliğiyle de yurt dışına kaçma şeyi olmayan, dava sürecinde de her türlü bilgi ve belgeyi rahatlıkla ulaşabilecek bir makamda iken Cumhuriyet yani ilgili savcının tutuklanması yönündeki talebi ve mahkemenin de tutuklaması yönünde verdiği kararın eksik bir hukuk değerlendirmesi
ait olduğunu düşünüyoruz. Yanlış bugün 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzeltilmiştir. Tekrar bu kazada yaşamını yitiren yurttaşımız Allah'tan rahmet, yaralılara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletirken Kepez halkına ve Antalya halkına da tekrar geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz.